Matematiksel felsefeyi diğer felsefelerin yanında nereye konumlandırıyorsunuz? Açıkçası bildiğim bir alan değil. Sadece matematiksel ontoloji biraz ilgimi çeker. Çünkü matematiğin kavramları taş, toprak, bakır gibi var olmuyor. İki diye bir şey var ama nasıl var? İdea olarak mı var? Yoksa aslında yok da bunlar adlandırma mı, nominalizm mi doğrusu? O kısmıyla biraz ilgilenmiştim. Matematik felsefesini bilmem. Ama öyle bir alan var. Evet. Epey parlıyor. Yani şimdikinden çok farklı olmakla beraber modern dönemde ki Descartes'la başlar modern dönem. Tek apaçık bilgiye yani apaçık, çıkarımsız, doğrudan, direkt bilgiye matematik ile ulaşılacağı inancı vardı. Matematiksel bilgi baz alınırdı hep. Spinoza'nın Etikası'nın geometriyle dolu bir ahlak kitabı olması bu sebeptendir. Tek gerçek hakikate matematik yoluyla ulaşırız. Tanrı'nın dili matematiktir. Bu inanç vardı o zamanlar. Bilim felsefesi sınavım haftaya bu konuları da haftaya konuşalım. Ya yavrum bilim felsefesinde açıkçası tabii literatür geniş de sana soracakları şey bellidir yani. Yanlışlanabilirlik, doğrulanabilirlik, mantıksal pozitivizm. Paradigma diyen abi vardı bir kimdi? Çok meşhur unuttum adını. Her toplum kendi paradigmasına göre bir bilim geliştirir diyen meşhur abi. Kun kun kun. Bitti bu kadar yani. Bunları biraz daha uzatarak, süsleyerek anlattın mı? 95.